Bir süredir oyunlar hakkında konuşmuyorduk. Ben de dedim ki kendi kendime bu hasretimizi artık giderelim. Ve birazcık oyunlar hakkında sizlerle sohbet etmek istedim fakat konumuz o kadar da güzel bir konu değil. Başlamadan önce sizlerden bir ricam olacak. Etkileşimi arttırmak için eğer ki videolarımı beğenirseniz beğenmeyi, beğenmezseniz de dislike atmayı lütfen unutmayın. Hem etkileşim için hem de geri dönüşlerinizi öğrenmem için önemli bir şey. Her neyse gelelim konumuza. Oyunlarda hile yapan ezikler hakkında konuşacağız. Tabii ki burada tek oyunculu oyunlarda yapılan hilelerden bahsetmeyeceğiz ki bunları zaten ben de yapıyordum. Ama pişmanım açık konuşmak gerekirse. Çünkü tek oyunculu oyunlarda bile hile yaptığım zaman hiçbir şekilde o oyunlardan zevk almıyordum. Mesela bir oyunda para hilesi yaparsanız çok güzel şeyler alırsınız. Bu sizleri yarım saatliğine tatmin eder. Fakat her şeye hileyle sahip olduğunuz için belki de 100 saatinizi dolu dolu geçirebileceğiniz bir oyundan yarım saat içerisinde bıkarsınız. Yani hile yapmak kendi başınıza oynadığınız oyunlarda bile bu kadar sıkıcıyken insanlar online oyunlarda nasıl hile yapıyor gerçekten anlamıyorum. Bu konu hakkında sizlerle şu yüzden konuşmak istiyorum. Özellikle son zamanlarda oynadığım neredeyse her oyunda en az bir tane hile geliyor. Valorant olsun, League of Legends olsun, CSGO olsun, diğer oyunlar olsun, yani bu zamana kadar hileyle karşılaşmadığım bir oyun olmadı. Her oyunun bir şekilde hilesi çıkıyor. Elbette bunlar banlanıyor. Bazı oyunların hile koruması çok iyi oluyor. Fakat hileciler hiçbir şekilde durmuyor. Yeni hesap açıyorlar, yine geliyorlar. Yani olan yine bize oluyor. Peki ben bu arkadaşlara şunu sormak istiyorum. Yani gerçekten bu işten keyif alıyorlar mı? Baktığınız zaman bazı durumlarda evet kendinizi kandırırsınız ve bir şekilde keyif almayı başarabilirsiniz. Fakat oyunlarda hile açarak kendinizi de kandıramıyorsunuz. Ki çünkü hile açtığınızın farkındasınız. Kendinizi geçtim karşıdaki insanları da kandıramıyorsunuz. Yani karşıdaki insanlar sizin hile olduğunuzu ve yeteneksiz bir piç kurusu olduğunuzu biliyor. E peki oyunlardan nasıl keyif alıyorsunuz kanka? Yani oyunlardan keyif almak dediğimiz bana göre mesela bir oyunda gerçekten yetenek sergilemek, iyi oynamak ve daha sonrasında takımından gelen övgülerle alınır. Ama bu arkadaşlar açıyor hileyi, kafasına göre koşuyor, oynuyor, banlanıyor, sonra yeni hesap açıyorlar. Dün başıma gelen bir olaydan da bahsetmek istiyorum. Yine Valorant oynuyordum ve tabanca roundundaydık. Bende şöyle bir alışkanlık var. Ben saçma sapan bir vuruş yediğim zaman karşı taraftaki insanın ne olur ne olmaz diye reportluyorum. Sonuçta reportlamak bana bir şey kaybettirmiyor. Daha birinci rounddan çok saçma bir vuruş yemiştim. Ki bu şanslı olabilirdi, yani hileyle bir alakası yoktu. Adamı reportladım, oyun bozuldu. Gerçekten de hileymiş. Sonrasında bir oyun daha girdim. Karşıda bir hile var ama hile olduğu belli bile değil. Yani adam o kadar kolsuz ki. Belli yani, sadece vale kaçmış, bizim yerimizi görüyor. O kadar kolsuz ki hileyle bile bizi vuramıyordu. O yüzden oyun sonuna kadar kendi kendimize sorgulamıştık, yani acaba bu adam hile mi değil mi? Hile ise hangi hileyi kullanıyor falan bayağı bir sorguladık. Şüphe çeken tek bir noktası vardı, o da şuydu. Sürekli bizi hazırlıksız yakalıyordu. Yani mesela ben şarjör değiştirirken, işte sağıma bakarken, arkama bakarken bir anda çıkıyordu ve beni vuruyordu. Bu hareketleri gayet şüpheciydi ve reportladıktan sonra kendisi ban yedi. İki oyunda iki hileci geldikten sonra Alt F4 attım ve bir daha oyun girmedim. YouTube'da bunu araştırdım ve birçok gerizekalı insana denk geldim. Bunlar tahmin edersiniz ki hile satan insanlardı. Bu işten para kazanan insanlardı. Normalde bu YouTube'da yasak bir şey çünkü illegal, ama bu insanların sayısı YouTube'da çoğalmıştı. Hepsinin linkini aldım ve YouTube'a şikayet ettim. Yani bilgileri olsun şimdiden, en yakın zamanda videoları silinir. Bunu yaptım, yapmasına da yani hala garipsiyorum arkadaş. Bir insan nasıl bu şekilde keyif alır? Yani bir kere oynarsın, iki kere oynarsın, üç kere oynarsın ama sonuç olarak hilesin yani. Senin yaptığın bir şey yok ki. Haksız bir şekilde karşıdaki insanın önüne geçmek sana nasıl bir keyif veriyor olabilir? Gerçekten yetenekli olsan ve karşıdaki kişinin önüne geçsen tamam. Bu sana gerçekten bir haz verir elbette. Ama bir programla karşıdaki kişinin önüne geçmek, bilmiyorum, bana çok ezikçe geliyor açıkçası. Vallahi ne yalan söyleyeyim, online oyunlarda hiçbir zaman hile açmadım ve açmayı da düşünmüyorum. Çünkü karşıdaki kişiden daha iyi oynasam bile, oynadığım maçı kazansam bile, yani bu bir şey değiştirmeyecek ki. Oyun dediğimiz şeyleri biz eğlenmek için oynarız. Lig kasmak için veya bir yerlere gelmek için değil. Tabii ki e-sporcu değilseniz. Hem eğlenip hem lig kasmak varken hileyle lig kasmayı gerçekten anlamıyorum. Hile yapan birçok insan bu videoyu eminim ki izleyecektir. Sana sadece şunu söylemek istiyorum. O ezik hayatında kendine bir iyilik yap ve hile programını kaldır. Gerçekten kendini geliştir. Çok iyi oynayamasan bile kendin oyna. Oyunlarda yetenekli olmamak seni yeteneksiz yapmaz. Başka oyun oyna, başka şeyler dene ya da bir oyunda profesyonel olmak istiyorsan kendini geliştir, antrenman yap, bir şeyler yap. Yani hileyle bir yere varamazsın. Bazı kişilerde bu doğuştan gelen bir yetenek midir artık bilmem ama gerçekten oyunları çok iyi oynarlar. Belki siz öyle olmayabilirsiniz. Fakat bu kendinizi geliştiremeyeceğiniz anlamına gelmez ki. Bir adam bir oyunu 10 saatte anlıyorsa ve kavruyorsa, sen de 20 saatte anlar ve kavrayabilirsin belki. Veya daha kısa bir sürede.
Burada önemli olan kendinin en iyi versiyonu olmak. O yüzden benim size tavsiyem limitleri zorlayın. Oyunların hilesi var belki ama her şeyin hilesi olmuyor. Ve eğlenmek için oynanan oyunlarda bile hile yapıyorsanız eğer, gerçek hayatta başarılı olamazsınız. Üzgünüm, bunlar acı gerçekler. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.